korku mu bu, videosu ne ya? Siz Lübbeli köyünden misiniz? Yanımız oraya, yanımız buraya. Siz orada Bana mı normal taşın? aktiviteler. Ya sen ne komik bir adamsın ya. Sizin aile ne zaman taşındınız? Babam geldi, taşınmış çok oldu. Ya orada şey diyorlar, cin min var diyorlar da, biber yok değil mi öyle bir yedirmeye gitmiş. Şey az kafadan bayan var, oğlu vefat etti burada, oraya taşındılar karı koca. O geliyor, o bağırıyor çağırıyor, onu cin min diye korkuyorlar. Ya taş tabii, bağırıyor çağırıyor. Ha, insanlara salça oluyor. Ondan korkan bile soluyu burada diyorlar. Uyuz istiyor musun? Bu muhabbetin üstüne sanırım yolculuğumuzun nereye olduğu anlaşılmıştır. Hala anlamayanlar varsa rotamız Cinliköy Lübbey. Bey. Şimdi ne benim ben yapıyoruz oğlum? Bana sorarsın gitmem bu köye. Bu köyün adı Hayaletli'ye, Cinli'ye, Lanetli'ye çıkmış. Hatta öyle ki turizmi bile artık hayalet turizmine dönmüş. Siz ne için geldiniz buraya? Ya duyduk işte. Hayalet köy diye falan. Hayaletli diye geldiniz buraya. Aynen öyle. Hayalet turizmi bak enteresan. Gittik. Bu gece burada mı kalacaksın? Yok canım. Ne yapacaksın? Hayalet mi avlayacaksınız? Varsa ayarlarız. Ghostbusters'ten biz de baktık yani. Kayıt. Orkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet abi. Ben Çamyayla Lübbey Muhtarı Mehmet Güler. Bugün İstanbul'dan YouTuber Orkun Bey'i misafir ettik. Onu köyü gezdireceğiz. Köyle ilgili geçmişte hep yanlış yapılan yalan haberleri bugün burada çürüteceğiz ve doğru bilgileri Orkun Bey'e anlatacağız. Tam bir öğretmensin Mehmet abi. Tam bir öğretmensin gerçekten. Burası bizim okulumuzdu. 83'te elektrik gelince Çamyayla'ya. 86'dan sonra biz de aile olarak Çamyayla'ya taşındık. Altında bodrum vardı. Bodruma girebiliyor muyuz şu an? Merak ettim bodrumu ben. Şu an bodrum orada. Neresi? Bodrum burası işte. Üzerleri bunun tahtaydı. Ha. Burası da müdür odasıydı. Kime diyorsun Erşah? Zetik okul. Karım yani 50 öğrenci için 50 öğrenci. Çok yeterli bir yer. Burada da futbol oynuyorduk. Şimdi incin top oynuyor. Muhtarımızdan köyle ilgili ilk bilgileri aldıktan sonra köyün iç taraflarına doğru yolculuğumuza başladık. Her yerde incir ağacı var. Bizim izlediğimiz hep burada video çeken YouTuberların söylediği incir ağacı varsa cin vardır gibi bir bağlantı yapıyorlar ama alakası yok abi, incir ağacı olur yani her yerde. Bak hatta bir tane incir yenmiş yani. Bu nasıl olmuş? Biri üstündeki incir İnler yemiş. İnler yemiş. İncire işemeyin arkadaşlar, dışarı işemezseniz. Burada kaç tane hane var toplamda? 300 hane varmıştır. 2 tanesi mi 3 tanesi mi kullanılıyor? Şu anda kullanılan 2 ev var işte. Burada şu an yaşayan ne iş yapıyor? Bir işte otel işleten. Bir dakika, hayalet köyse bu köyün niye muhtarı var? Merhaba. 2 kişiye mi bakıyor gelen bu adam? Misafirleri yemekliyorlar, çaylıyorlar. Orada yardımcı oluyorlar, gezdiriyorlar. Şimdi işin aslı, Kültür Bakanı geldi buraya. Sit alanı ilan ettiler buraya. Ondan sonra tabii her tarafa kahverengi tabelalar asıldı. Ondan sonra burası yavaş yavaş geliyorlar. YouTuberlar. Şimdi göstereceğim size. Bu yazıları yazıyorlar. Şuraya yazmışlar bir yazı. Ne yazmışlar? Ha bu ne ya? Biri gelmiş sprey boyalı yazı yazmış, gitmiş oğlum. Bu yazıları yazıyorlar. Kendileri yazıp kendileri oynuyorlar. Çıplak bir tane amca koymuşlar böyle. Ateşin başında duruyor, sonra bunları görüp kovalamaya başlıyor. Evet, onlar kendileri yapmışlardır. Diye bir YouTuber var. Bunlar zaten gece geliyor buraya. Gece saat 2'de. Soruyor. Devlet oraya incin var, aman oraya muhtar koymayak mı? Ay tamam da şimdi adam iki kişiye muhtarlık yapıyor. Gerek var mı iki kişiye muhtara? Bunun bir şeyi yok mu yani? Köyün her köyün muhtarı oluyor mu bir kişi bile olsa? No prospect miydi o? Ben bilmediğim için soruyorum bu arada. Yanlış anlamayın. Bilen varsa. Arkada müzik mi çalıyor? Ula desenize am. Abla mı? Ne? Geliyor. Ateş yakmışlar bir yere. Baktık ateş yanan bir yer yok. Sit alanı ol. Bir tane Jedi'lar gelip sıkıntı çıkarmaz.
Başka yerde çiçekler resim işte gösteriyorum. Sen olaya bak, bizim duymadığımız YouTube dramalarını Mehmet abiden öğreniyoruz ya. Sen dava falan açmadın mı onlara? Konuştuk bak, buradan ödemişim. Bey kahvehanecisi. Abi adam 15 dakikalık telefon numarası değiştiriyor. Ne diyor peki sen söylediğinde, niye köyümüzü böyle gösterdin, niye böyle bir şey yaptın dedin? Senin diyor köyüm diyor, dünyada kesilen dedim. Ben dedim Türkiye Cannes Film Festivali'ni dedim temsil ettim dedim. Sen kimsin dedim, benim dedim belgeselimden dedim öğrendin dedim. Sen dedim buralar dedim. Ha sen mi belgeselini çektin ilk buranın? Ne belgeseliydi o? Vefa. Belgeselimin ismi Vefa. Ne anlatıyordun orada? Cin mi anlatmıyordun? Cin mi var ya? Öyle bir şey ama biz tanıtım amaçlı 2016'da. Bütün YouTuber'lar oynamış oldum. Belgeselden öğrendiler burayı. Anasında köyünde amına koymazsam ya video için. Mehmet abiler, ben size söz veriyorum. Ben burayı olduğundan, hiçbir yorum katmadan olduğundan farklı göstermeyeceğim. Ben ne varsa onu göstereceğim. Yani yabancılar bunu bilsinler ki burada hiçbir tehlike, sıkıntı, cin, şeytan herhangi bir şey yok. Sadece burası ekonomik olarak yayla buradan güçlü olduğu için buradan yaylaya gidildi yani. Tamam, teşekkür ederiz. Biz gezelim, drone çekelim, detay görüntü çekelim. Detay görüntü. Çok enteresan. Yani ikimiz de ilk defa gördük hayatımızda. Kamera şu an kapalı olmasına rağmen görüntü oynamaya devam ediyor. Hiç böyle bir şey olmaz, bir kamerada yıllardır kullanıyoruz. Hatta bunu yeni aldık. Meryem şurayı göstersene. Bye. On off yapacağız. Şu an kapalı değil mi kamera? Ve buraya gelene kadar çalışıyordu bu halde. Buraya kısmetmiş diyelim. Hani bu şey tesadüf. Bence. Burada bir şey yaşanmış. Koş koş. Aa, burası bir tık psikodelik. Emir aşağıda bir şey var. Evet, akşam saatlerine geldik. Şimdi cin avına çıkacağız. Bazı insanlar buna metafiziksel varlıklar diyor. Ha, bazıları şey enerji diyor, bazıları ya da cin diyor. Bu köyde mi biz merak ediyoruz. Biz de bütün aletlerimizle, bilimsel sonuçlarla bakacağız var mı. Gelin dolanalım. O zaman bana bir EMF verin. Çok sinyal gelirse bir yerden onu çıkarırım. Şimdi bu bizim elektromanyetik sinyal ölçen cihazımız. Normalde etrafta bir elektronik ürün varken bu alet ötüyor. Şu an bak, orası full elektronik cihaz olduğunuz için siz ötüyor. Böyle çevirdiğimde ötmüyor. Let's go. Sese göre gideceğiz. Bu arada biz bu aletlere 2000 dolara yakın para bayıldık. O yüzden videoyu beğenin, kanala abone olun ya. Ha bak, buralarda hiçbir şey yok. Şurası mesela bak, elektronik kamera olduğu için ötüyor burası mesela. Yani şu ışığımı açayım bir dakika. Bu sesi ilk defa duyuyorum. Ne demekti lan o ses? Burası mı? Vim 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 falan yaptı böyle bir. Şu sağdaki ev bir garip öttü. Anladım, cinler elektrik mi üretiyor abi? Niye elektromanyetik alan oldu mu cin oluyor? Ben anlamıyorum ya. Bak bu ses... Ben bu sesi hiç duymadım bu alette. Bu sesi her şey enerjiden oluşuyor. Oğlum bize çevirince niye ötmüyor o zaman? Bize, biz ölü müyüz? Biz yok muyuz? Mesela. Dedim size, cümlemimle bir şey var burada. Tamam, ben yanındayım, korkma. Cinler işte elektromanyetik alan yayarlar, metal gibi. Kim kaynak açıp gösterebilir misin? Ama iyice aç, böyle güzelce aç. Bir görelim. Değişik olan ses bu. Sıcaklık da bir anda düştü. Ay bir sus ne olur. Bu da termal kameramız. Yine gözle göremediğimiz bir şey varsa burada mutlaka görüyoruz. İnsan şeklindeyse yani de görebiliyoruz da ben burada görürsem altıma sıçarım zaten şu an böyle bir şey görürsem. Mesela Emir geç karşıya. Bak burada görüyoruz. Vücut sıcaklığı ne kadar onu da görüyoruz tuttuğumuz yerde. Yani normalde böyleyken şöyle bir şey görürsek ve gözle göremiyorsak bunu, o zaman koşarak kaçacağız. Böyle burada gördüğümüz zaman, yakaladığımızda da fotoğrafını çekeceğiz. Bunu kaydedeceğiz. Elimizde bulunsun. Buradan giriliyor mu oraya? Var. Tamam. Şeylere dikkat edin. Kaydedeceğiz. Gebereceğim, durun artık ne olur ya. Koşarak kaçacağız. Böyle burada gördüğümüz zaman, yakaladığımızda fotoğrafını çek. Adamın eli var orada ya. Adam elini böyle yapmış ya. Gideceğiz, bunu kaydedeceğiz. Elimizde bulunsun. Buradan giriliyor mu oraya? Var gel. Tamam, şeylere dikkat et bak. Yılan ve akrep çok varmış.
Yok oğlum bir şey. Ben buradan çıkarım da. Hiçbir şey sağlam değil Emir ona göre. Burada bir şey yaşanmış. Çok kötü görünüyor. Yani girişi olmayan bir yer için saçma geldi bana burası. Ne o? Çekirge mi ne bu? Çekirge, çekirge bir şey yok. Aa, burası bir tık psikodelik. Bu yatak mı? Yatak bu. Tavan çöktü çökecek ama gel. Evet, burası gerçekten bak şu yatakmış. Battaniye de duruyor. Sonrasında yaşayan olmuş burada herhalde. Yatağın altında anlam veremediğim bayağı bir şey var. Hmm. Jilet var. Oha! Pompalı mermi kovanı var. Şişeler var, cam. Şu ne var? Kemicette oftalk pomat. Pomat var. Hiçbir şey yok. Dur şunu bir deneyelim gerçekten. Ey cin! Buradaysan 3 kez tıklat. Yapma be. Aynen kanka. Evet. Gayet temiz bir ev. Dez bilimsel ha. Ayakkabı var burada mesela. Ayakkabının sahibi var mı? Hemen termalle kontrol edelim. Hı-hı. Abi galiba cinler dalları çıtlatıyor. Temiz mi? Ses mes geliyor da arada. Ne sesi geliyor? Çıtırtı. Oğlum çıtırtı gelir orman burası ya. Her çıtırtıya cin mi diyeceğiz? Paranormal bir çıtırtı. Nasıl paranormal çıtırtıyla normal çıtırtıyı bana ayırır mısın? Geri gidelim bir yerden ayrılalım. Biz yukarı çıkalım ya da biz aşağı inelim. Siz de dağılın. Bir arayalım bakalım. Acaba toplu ya, halay ekibi gibi gezdiğimiz için mi hayal etti cindi gelmiyor dedik ve gruplara ayrılmaya karar verdik. Köyün en stratejik 3 noktasını seçtik. Yani eğer burada paranormal olaylar yaşanıyorsa bu noktalarda karşımıza çıkmama ihtimali yok. Bir ses duyarsanız ilk düşüneceğiniz şey kedidir. İkincisi köpektir. Üçüncüsü ekipten biridir. Dördüncüsü ekipten biri şaka yapıyordur. Beşincisi köyde deli vardır. Altıncısı başkası videoya çekmeye gelmiştir. Hani 28. sırada falan cinleyeceğiz. Şimdi 6 kişiyiz. 3 gruba bölüneceğiz. Herkese farklı bir ekipman vereceğiz. Köyün farklı yerlerini arayalım. Çünkü 130 tane hane var. Bunların hepsini gezmemiz mümkün değil. Biz Emir'le dağılalım. Sen? Aleyna'yla gideceğiz. Tamam sen Aleyna'yla git. Sen de Celil'le git. Ha, sıçtınız siz çok iki korkak. Çok güzel. İkili olduk evet. Evet güzel. Çok hadi güzel. Tamam siz termal kamerayı alın. Ben IMF sensörünü alayım. Radyo var. Girmiş. Çok güzel yıkılmış. Sen de bak şimdi biz. Bu kadar mıydı? Evet sen de bak. Harika. Mimarisi, ahşap, tahtalar. Evet, burada tavana bakıyorum. Yok, sen görebiliyor musun? Yok, gidelim. Çok şükür, hadi. Bak, burası çok komik abi. Biz buraya geldiğimizde gördük. Saçma sapan. Bak, duvarlara o kadar çok şey yazmışlar ki. Kanlı el güya. Kan mı sence bu Allah aşkına yani? Sprey boyu eline sıkıp üstüne basmış. Buraya da basmış. Buraya çocuklar çizmiş. Ne yazmış burada? İspanale çocuka. Buraya bir tane göz çizmiş. Şuraya bir tane pentagram çizmiş. Hıyarın bir tanesi. Hayır zaten. Ya diyelim ki cin var. Ne yapıyor cinler gelip tamam biz buraya bir dekorasyon yapalım. Bir göz çizelim. Bir çocuk çizelim. Bir pentagram çizelim mi diyorlar. Hayır kardeşim öyle değil işte. Onun lore'u şu. Burada cinlerle haşır neşir olan bir kadın slash erkek slash deydem yaşarmış. O işte burada büyüler yaptığı için cinleri buraya çekmiş. Oradaki cinler sinirlenmiş. İşte kadın öldükten sonra burada kalmış diye lore yazmak için böyle şeyler çiziyorlar muhtemelen. Bunu insanlar yapmış abi. Köy kıraathanesinin yanı yani. İşte burada da bir şey var. Burada da bir ev var. Gireceğiz mi? Yani girmezsek çekemezsem gireceğiz mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu evimiz de çok güzel yine. Ay biz ne oldu burada şimdi? Lüp Bey'den sevgiler karıcığım. Bak romantik bir adama rastladık çok şükür. Aradığımız ruh bu işte bu. Burası biraz tehlikeli gibi Aleyna. Tehlikeliyse gibi. Köpekliyoruz mu? Evlerin güvenliğinden emin değiliz. Evet, evet. Buradan çıkalım ya. Ne yapacaksın? Burada mı yaşayacaksın? Başka bir yere bakalım. Hayda. Ne oldu? Ne oldu? Şuradan şuraya geçtiğimde bir izini bunu bir fotoğrafını çekelim. O ışık senin mi Celil? Yok ayna var galiba orada. Bakalım burada dilin var mı? Gerçi burada dilin top oynaya gitmeyelim. Şurada hemen ileride butik otelimiz var. Ha, naber abicim ne yapıyorsun? İnternet orada çekiyor diye oradasın. Evet. Evet, burada hem İngilizce çalışıyorum hem internetle oyunlar oynuyorum. Ha İngilizce mi öğreniyorsun bir anda? Evet. Ne güzel. Ay, bir deneyelim. Bir deneyelim. Ne diyorsun? Buraya bir bakalım mı radyoyla? Olur, buyursun. Bir deneyelim şansımızı. Yalnız fark ettim en arabe yere bizi gönderdiler. Abi evet. Ha,
herkes erkek erkeğe eşleşti. Gayet herkes beraber bir yerlere gittiler. Biz kadın kadına baş başa kaldık. Ne oldu? Şöyle bir baba radyoya bağlansak da. Baba radyo. Ha, bu aramaya devam ediyor şimdi. Hızlandı ama. Dur bakayım neyse şimdi. Tam sinyal verdiler ki kapattık. Gidelim buradan da çıkalım. Buradan da bize ekmek çıkmadı gördüğünüz gibi efendim. Ne gördün abi? Aha dur. Ne? Oğlum bizim bölgeliymiş o ya. Allah'ım ya. Köyün bu bölgesi temiz. Cinden arınmış bölge burası. E bakalım. Çok öttü. Çok öttü yani. Burası sapık gibi ötüyor çünkü. Şey diyeceğim, tepede ne var? Çıkabiliyoruz. Önden gitmek ister misin? Tabii ki. Reaktör var. Buralar sıkıntı yerler işte, ben sana söyleyeyim. Bilerek bizi buraya attılar. Girmemek gibi bir özgürlüğümüz var mı? Bence vardır tabii ki. Şuraya bir şey asmışlar, bak bakayım. Orada. Orkun! Vallahi ses geliyor bak buradan. Zaten bir şey söyleyeceğim. Burası son bence. İlerisi yok. Mas sokak burası. Ben buraya oteli açıyorsun. Wilson çok iyi düşündün. Ben fikrini çalıyorum ve yapıyorum. Oteli açıyorsun. Zaten ucuzdur buradaki alanlar. Kimse almıyor. Bomboş köy. Oteli açıyorsun abi. Kocaman bir korku evine çeviriyorsun köyü. Aksın ondan sonra yurt dışından turistler, yurt içinden turistler, YouTuberlar, film yapımcıları. Ooo! Business ya. Bak bu da başka bir delikanlı mesela Zeynep'im. Kaldı mı böyle erkekler? Kalmadı. Git alanı mı orası? Ne diyelim abi? Niye kazı yapmıyorlar lan o zaman? Ki zaten kalmasın da. Çünkü bu B değil P ile yazılır. Şuradan da bir apostrofla yürürsün bir adam. Kimse var mı? Bunlar anasını satayım sanki tövbe yarabbim içinde birileri varmış da püf diye uçmuşlar gibi değil mi? Tövbe Allah'ım sen yarabbim bak kendilerini benzinle mi yaktınız? Ne ettiniz ya? Güven kaydı he? Kafada kuruş. Burada çok bir şey yok gibi. Bu arada işte. İncin top oynuyor şakamı yapmadıysam tekrar yapıyorum. Burada incin top oynuyor. Buraya da kurguda güzel bir müzik atarız belki. Abi. Selamun aleyküm. Neyse yorum yapmak istemiyorum ya. Allah Allah. Bayağı kafayı da alet. Sıfırlayayım. Bulduk galiba abi. Emir şuraya bakacağız. Yok ben ilk defa bu kadar ses duyuyorum bu aletten. Bence bir yukarı bakmakta fayda var. Burası bu arada hani iç yapı olarak en sağlamlardan bir tanesi bence. Güzel cinler burada yaşıyor. Ben giriyorum. Arka oda daha çok ötüyor bu arada. Bu ne demek abi? Ne demek oğlum bu? Yan odaya da bakalım bir. Sen önden gitmek ister misin? Yani bas ya gideyim de falan yani. Yandaki demek, ışık ilk defa kırmızı yanıyor. Bu sıcaklık ışığı. Emir buranın tepesinde ne var? Bir dakika. Oğlum biz bu aleti ofiste bile kullandık. Ofiste o kadar elektronik varken bu kadar çıldırmadı. Bir saniye. Ey cin, ruh, enerji. Eğer buradaysan bize bir işaret gönder. Kimse var mı? Buradaysan yap bir güzellik. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Abi bak vallahi ses geliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ahmet gel, Ahmet gel, Ahmet gel. Kaç Ahmet. Ahmet ne oldu? Kim vurdu sana? Orkun! Çık çık buradan çık tabii yarabbim. Bakayım ne oldu bakayım. Kimse var mı? Tamam biz turumuzun ve yolumuzun sonuna geldik. Çünkü bize gidin dedikleri yer çıkmaz sokaktı. 92 numaralı haneden hepinize kocaman sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Olsa ben altıma sıçmıştım zaten şu anda. Bir şuraya bakayım. Bu evlerin yapısı güzel. Bu evlerin yapıları güzel. Bak bu ne mesela şimdi durdukları yere. Güzel yer. Çok kıymetli bence. Sen nerelisin? Kastamonu. O zaman sen bilirsin böyle taş evleri. Yok bize taş ev yok. Yok mu?
Nasıl yok ya? Abi. Kamerada bir şey gördüm ya ben. Gerçekten mi? Vallahi yeşilli bir göz gördüm. Gerçekten mi? Harbi mi diyorsun? Hiçbir şey yok. Şöyle bir şey. Şurada bir kutu var. Ayakkabı var. Şurada bir şeyler var. Göremiyorum. Şurada bir tane çömlek var. Böyle sanki 1200 yılından kalma bir çömlek bulsak içinden hazine çıksa ne güzel olur. Böyle bir yer abi. Sinyal artıyor bak. 1'e çıktı şu an buradaki gösterge. Düşüyor da. Korkutuyor bu sesler. Beni gerdi yani. Çıldırdı. Delirdi. Bunlar sanki bir şey taş ya. Delirdi. Şey falan çıkacak diye bekliyorum. Önkürttü. Buranın altında çok büyük bilmem ne taşı yatağı varmış. O böyle değişik bir frekans yayıyormuş ve o yüzden biz bu sesleri duyuyoruz gibi geliyor bana. Ne bu abi? Lan tırtı patırtı akrep yılan ne o bir şey mi var burada? Burası da galiba ahır. Öyle mi? Tokan abi. Geri mi dönsek abi? Ne oldu oğlum? Kötü mü oldu gerçekten? Abi yemin ederim bu ne karanlık ya? Sen kötü mü oluyorsun? Abi karanlık beni etkiliyor. Abi şu an... Dur o zaman ben gidebildiğim şey kadar gideyim. Hayır abi öyle şey olur mu? Bir sağına baksana. Simsiyah ya. Güneşim bile yetmiyor benim şuna bak. Tamam o zaman ben şu köşeye kadar gidip geliyorum. Ya ben seni yalnız bıraktım ben de. İşte bu ya. Geliyorsun değil mi Ceyhun? Geliyorum geliyorum. Ya kalmak gibi bir hata ben yapar mı? Ben seni yalnız bırakmam deyip sesi kesildi de. Yalnız bırakmam kaçarım. Ay sıçayım gireceğimiz yere. Yani şu en kazın altı ötüyor. Hepiniz var sinir bozucu derken abi. Ring of Power'ın bize gösterdiği bir şey varsa o da herkesin İran cinleri, elf olabileceği İran cinleri gerek tamam. Hikaye. Cin buradaysan bir yerleri üç kere tıkla. Yani ısrarla ötüyor şunun altı da bunun altına bakamayız bence. Yıkılacağız diye de korkuyorum açıkçası. Başka bir YouTuber bulsun abi onun altında ne var boş ver. Bu en yolun sonuna geldiğimiz anlardan bir tanesi. Mesela şuraya inebilmek lazım ama bizi... Ananı s**tim vallahi ses geldi. Koş koş kaydı koş. Hiç gerek yok öyle şeylere devam edelim biz hayatımıza. Kulak takarsın olur kardeşim sen önce gotu bulmaya bak. Gerisi kolay. Kaldığımız yerden cami diyorduk en son. Ey cin buradaysan üç kere vur. Yanlış anlayıp bana vurmasın lan. Üç kere duvara vur. Ama nereden? Biz rahatsız etmeye gelmedik. Bir yerlere yazı da yazmayacağız. Sprey boyamız da yok zaten. Öyle de değiliz yani. YouTube'dan bakabilirsin. Öyle bir kanal değiliz. Abone de olursa abi söylersen. Aa bak buradan cin... aşağı in. Bakabilirsin. Öyle bir kanal değiliz. Abone de olursa. Cin arkadaşlar. Cin. Aha bak buradan aşağı inen bir şey var. Ey cin buradaysan üç kere tahtaya vur. Abi bir şey seni bacağından çeker sonra ya ama ben çok korkarım bak. Kardeşim kork bir zahmet çekmiş götürmüş beni senin korkuna mı takılıyoruz? Gitmişim ben. Hop eğer bu halkayı sık sık görüyorsanız görüntü ayarlarınızda değil bağlantı ayarlarınızda oynamanın vakti gelmiş demektir. Bu durumda da HP Camps Instasa bilgi sistem sahibisi de 10 kat yer veya öyle baktım. Hocam oğlum yürü ya sandalye gördüm ben onu. Havada gidersen sen gördün mü? Şurada bir ses duyduk. Ne bu barbunya mı ekleyeceğiz? Bizim ekip dolaysın. Asıl biz efendim burada barbunya. Kırmızı barbunya bu cins ayrı. Ya okey cinli olsa adamlar atırıp çekirdek çitleyip barbunya mı ayıklar ya? Beyaz barbunya. Beyaz barbunya. Çay? Çay içeriz valla. Bak mesela şu görüntü beni korkutuyor abi. Bu ağaçlar var ya. Yazdın. Hangi sırayla yazdın bunu? Nereden okunuyor bu? Tamam sonra bu sonra bu mu? Hayır sonra bu. Ha, sonra böyle. Yef. Yefa ye. Ama bu e'lerin biraz fazla çubuğu var. Evet. Bunlar tarak olmuş. Üç tane çizsen yeterli bu. E'ler biraz çok çubuklu. Bol bol koymuşsun çubuğunu. Üç tane yeter tamam. Cince. Kapıyı unutma. Sağ ol. Erken yaşta.
Erken işte yabancı dil öğreniyorum. Kendi dilini öğretiyor. Bu beni de korkutuyor zaten. Ben burada tek başıma hayatta yürüyemem yani. Onu kapa harbiden, nasıl olur? Onu kapayınca biz ölürüz, ölürüz. Emir, aşağıda bir şey var. Ey cin, buradaysan ses ver. Ses ver de neyse, hayır, korku evindeki gibi. Alo, hayır, mu diyecek, ne diyecek? Almış. Çok çok para verdim falan diyor. Dolandırılmış amına koyayım, mahallet uzun ama çalıyor. Orgun'um hoş geldin. Lübey köyüne hoş geldiniz. Abi ben dağdan korkarım bak işte. Nereden? Karanlıkta dağ görmekten. Allah Allah. Aynen abi. Şu kulübeye bakalım. Adam 666 yazmış, yanına tik koymuş. Ne demek istemiş şair burada? Şeytan var. Bu biraz yoklama gibi abi. Şeytan var, üç harfler gelmemiş. Üstünde de Ferdi. 30.04.2023. Kübra, Vesile, Allah Mehmet Han, Hanife. Ya. Niye duruyor çünkü şimdi? Kolay gelsin abi, eşim var. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Lübbey'de. Neresi biliyor musunuz? Lübbey bura işte. Bura mı girelim? Haa. Çekime mi geldin? Yok, gezmeye geldim. Hey, buyurun abi bura. Kahvaltı girebilir misiniz? Yok yok, hemen yakın ya. Sağ ol. Yakın mı? Yakın mı? Oğlum in midir, cin midir şimdi? Normal taş tutacağım önüne. Bak, normal taş ötmüyor. Ver nasıl o taşı. Görüyor musun? Bu çünkü bir parla bir şey artık. Quartz mı neyse, sultanit mi bir şey bu çünkü. Enteresan. Buraya Mustafa abiyle gelmek lazım. Üst taş daha çok öttü. Ne anlatıyor ya? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Siz kimsiniz? Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz de gezmeye geldik. Biz yerlilerdeniz ya. Gezelim dedik, merak ettik burayı. Valla. Valla. Hiç cinli minli değil, onu söyleyeyim size. Takip ediyorsunuz zaten. Hadi görüşürüz, eyvallah. Abi sen ayaklarına baktın mı çocukların? Bakmadım da düzdür herhalde. Normal konuşuyorlardı oğlum. Cinlerin anormal konuştuğunu nereden biliyorsun abi? Ama cinler de abone değildir herhalde yani. Takip ediyoruz falan dediler. Sizi izliyoruz sizi falan dediler. Ama ekran başındakiler abone olursa kanala düz 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 düz. Ya ne kum böyle salak salak korkutuyorsun beni ya. Abi hiçbir şey yok zaten. Biz de senin gibi bir şey çıkmadı, o yüzden geri dönüyorsun. Ya ne bekliyordun ki? Ne yapacak, bir çay kahve ikram edecek cin mi arıyordunuz abi? Şey yok değil mi, böyle bir cihaz tutuyorsun duvarın arkasını. Köyüne kadar gidip Orkun Işıtma görmek daha paranormal. Evet bu arada. Gösteriyor. Wall hack çıkmadı mı? Yok abi, daha onu alamadık biz. Alo. Arkadaşlar biz bu köyün gizemini çözdük. Bu köyün geldi. Altında bir şey var abi. Taş ama bunlar. Uçuyor. Uçuyor mu? Ha, değerler uçuyor. Evet. Bir şey diyeceğim, taş niye kırmızı durur ki? Elden dolayı. Hayır abi, taş şeklinde ama. Ha bu evet, o daha da enteresan. Evet lan, niye öyle? Bunlar tövbe estağfurullah. Bu taş sıcak abi. Yok çok enteresan. Bir bakalım mı o şey girdiğimiz yere, ötüyor kutan yere. Taşın sıcak olması ne ifade eder abi? Ha burası abi işte. Burası mıydı? Buradan almıştık. Ha. Valla orada bir sıcaklık gösteriyor. Kötü haber diyorsun yani. Sağ taraf sıcak. Evet. Belli bir alanı hatta. O ne lan? Abi o bizim gölgemiz. Ha. Bak bu da bir şey. Başka bir şey. Tut şuna. Evet evet, bunda bir şey var yani. Bir sıcaklık var. 20 dereceye evet, çıktı. Evet. Şöyle bir şey yaşadık Celil'le. Köy çıkışına çıktığımızda hava ısındı. Olabilir. Köyün içi bir 3 derece düşüyor yani. O şeyden, vadideki bulunan lodosun tersten esmesinden. Kafayı yemiş. Oğlum çok iyi işte ya. Cin dün ne denk geldi? Ne ötüyor? Celil ötüyor. Evet. Cevap ne? Ben cin olmuş. Cin oldum, adam çarptım. Bütün de diplatlıyorum. Ey cin, buradaysan tahtaya 3 kere vur. En az 300 kere söyledim bunu. Yok abi. Ya adam yerine konmuyoruz. Ey cin, buradaysan bir işaret ver. Ulan sen cini adam yerine koydun da o seni mi adam yerine koymadı? Bir git ya Allah aşkına ya. Bir de sen söyle bakayım. Cin. Ey cin demen lazım. Ha, ey cin. Ha, ey cin. Tahta olur, duvar olur, cam, çerçeve. Bir şey yani vursak mı? Emri Vaki konuşuyoruz, ondan olmuyor olabilir. Sevgili cin, sayın cin, eğer buradaysanız lütfen bize herhangi bir işaret verirseniz, tahtaya vurmak olur, ufak bir ses olur, cam sesi olur, ufak bir işaret gönderebilirsen çok memnun olacağız. Burada yok. Yani
sana, emin olduk. Yok abi. Ha, 64 numara, evet. Videolarda gördüğümüz en çok cinli olduğu iddia edilen, insanların koşarak kaçmak zorunda kaldığı yer 64 numara. Önce bir bununla bakalım. Bir şey yakalarsa termale geçeriz. Burası daha ne kadar çökebilir ki zaten. Full çökmüş burası. Dedi, hiçbir insanlar yer dedi de Nova Prostat. Sağlam değil. Buranın altı da var bu arada. Buranın altına nasıl ineriz? Buradan çıkalım, burası çok sağlam değil. Buranın aşağısına inebiliyor muyuz? Gelsene Celil. Oradan kapı var mı içeri ya? Var var. Ya bak, şunun çökmesine 4 dakika falan var. Beklersek yeterince çökecek gibi zaten. Ya buranın tek tehlikesi cinmin değil, çökme ihtimali abi. Ulan yılan var, akrep var da onu bile göremedik. Hiçbir şey göremedik ki biz. Ha bak, eşek arası yuvası. Bayağı var, oha. İçeride bir sürü var. Aa bak, şuradan da akrep çıktı. Aa! Ne oluyor lan? He? Lokal akrep ilk defa görüyorum. Arılar sese sinirlenip bizi aldır mısınlar? Biz hiç kötü değiliz, hiç merak etmeyin. Poponuzu fışfışlamanıza gerek yok, bize kızdı. Biz akreple ilgileniyoruz gerçekten. Size hiç şey yapmadık. Akrep, bunu C'ye söylesene, çıksın bir. Çık. İyi bari akrep gördük, benim içim rahat etti. Bir şey gördük yani. Ama incir ağaçlarında bir gariplik var bak. Bu kadar incir ağacı gördük. Hiçbirinin üstünde bir tane olmuş güzel tam boy bir incir olmaz mı ya? Yiyemedik. Zamanı geçti yalnız. Hayır, cin var. Ha bak, bu ev güzel duruyor, buna bakalım. Burası ötüyor, bakabiliriz. Şimdi sıcak yöreler görüyoruz ama böyle bir insan şeklinde akrep bir sıcaklık görmüyorum. Akrep yeterli, içine gerek yok. Ben akrepten daha çok korkarım. İnsan silüet şeklinde bir sıcaklık görsem, ya İstanbul'a kadar koşarım buradan. Lo Bey köyü, üç harfli. Çalınca geliyor diyorlar abi. Dino gel. Saat 1 oldu. Biz gayet keyifliyiz, mutluyuz. Köylüyle kanki olduk. Hiçbir derdimiz, sıkıntımız yok. Gezmediğimiz ev, gezmediğimiz hane, hiçbir şey kalmadı. Lüb Bey'in hayaletlerine ve cinlerine son şanslarını vermek için tüm ekipmanlarımızı bir odaya kurmaya karar verdik. Buraya EMF sensörünü koyacağız. Bunu koyacağız. Bu da yine bir elektromanyetik dalga algıladığı zaman ses çıkartıyor. Bununla aynı zamanda konuşabiliyorsunuz. Ey cin, buradaysan iki kere zile vur. Olsaydı tıntın yapacaktı yani. Ha, bunların hepsini koyacağız buraya. Bir de şeyimiz var. Hareket sensör topumuz var. At onları da. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Yapma ama böyle. Ben bir şey demedim. Ben bir şey demeden basarsan saymıyoruz. Ey cin, buradaysan iki kere çın çın yap. Yok. Eğer bizim gözle göremediğimiz hareket eden bir şey olursa... Açık orayı. Abi Orkun'u çok pis dolandırmışlar ya. Ne yapacak abi, cin topa tekme mi atacak? İncin top oynuyor, buradan mı çıktı? İncin top oynuyor. Şimdi incin top oynuyor. Burada incin top oynuyor. Bak, top oynuyorsun, evet diyor. Top mu oynamak istiyorsun? Evet için bir kere, hayır için iki kere. Bence siktirip gitmemizi ister misin diye sorsa bir kere basardır. Ey oley! Cin burada mısın? Burada... Ha, onu soruyoruz bir saattir. Cin buradaysan bir kere vur. Tamam abi, bu işte iletişim böyle bir şey. Evet bak, şu an iletişime geçtik. Cin buradaysan iki kere vur şimdi de. Değil. Ey cin buradaysan iki kere zile vur. Ben yaptım, ben yaptım. Bunlar kalsın burada. Biz de oturalım abi burada. En çok şeye üzülüyorum bu arada. 8 saat yol geldik. Bana cin vaat edildi. Ben geldim, dolandırıldım şu an. Cinle sıkıştırdılar abi içeride. Çok komik ya. Ben boş için bekliyoruz. Gel başka yerde bekleyelim biraz da. Bekliyoruz gelecek diye de. Yani bu kadar saçma bir şey hiç beklememiştim ya. Arada zil ötüyor ama işte o da şey. Elektromanyetik sinyal arada çıkabilir. Bizim istediğimiz, bizim söylediğimizle beraber zil hareket etsin. Ey cin, buradaysan bir kere zile vur.
Şimdi biz orada kamerayı bırakıyoruz. Sabaha kadar çekim yapacak o. Bizim gözümüzden kaçan bir şey olabilir. Gecenin başka bir saatinde çıkan bir şey olabilir. Yine bu izlediğimiz videoların hepsinde burada büyük olaylar yaşanmış güya. Hadi biz gidelim. Kameralar kalsın. Sabah geleceğiz, bakacağız tekrar. Yani istedik sabaha kadar kalalım abi. Geldik buraya kadar. Yani 24 saatte göremiyorsak göremeyiz muhtemelen. O gelenler nasıl gördü? Onu sorgulamak lazım asıl. Katya. Ne yapıyorsun kızım? Kapının önünde. Yarısı yok ki, nasıl ne yaptı? Biraz yırtıldı. Günaydın. Valla berbat bir uyku işte. Yedi. Üç gibi bir uyuduk. Kaçta uyandık? 7. Yani hiçbir şey duymadık gece. Ne cin, ne bir enerji, ne bir ses. Şey en ufak bir hayvan. Hiçbir şey yok. Gidelim bakalım kameralar ne oldu. Bir tane var işte. Geri kalan sessiz harf olduğu için okunmuyor. Bakalım neyi kaçırdım ya? Kaçta. Ne amaçlıyorsunuz lan siz? Günaydın. Valla berbat bir uyku işte. Üç gibi bir uyuduk. Kaçta uyandık? 7. Yani hiçbir şey duymadık gece. Ne cin, ne bir kameralar, ne oldu? Bir dahakine gerçekten böyle bir şey yapmak istiyorsanız öncelikle orada cin olabileceği ihtimaline açık bir şekilde gitmelisiniz. İkincisi kendini medyum mu denir artık, olduğunu iddia eden bir kişiyi falan da yanınıza almanız lazım. Hiçbir sik bilmediğiniz için konuyla alakalı. Şimdi bir genel mekan kontrolü yapalım. Gece biz uyurken bir ruh gelip duvarlara bir şey yazmış mı? Aynı Hicri, aynı Illuminati. Var mı yeni bir yazı, görüyor musunuz? Yok. Bunların hepsi aynı. Demek ki gece ruhlar gelip buraya bir şey yazmıyor. Medyum da yani dolandırıcı Arapçaları falan ruhlar. Abi bu kadar dolandırılmışsa. Ayıp yazmamış. Ey cin, ey ruh, buradaysan iki kere çın çın. İki kere zile basalım. Ne yap? 6 saat kayıt var burada. Şimdi kim izleyecek bunu? Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Benim hayalim şunu yakalamaktı burada. Gece bu alette, işte zilde, bütün toplarda aynı anda böyle sesler, renkler, şukullar çıkarsa çok iyi. İyi, topluyoruz eşyalarımızı, pılımızı, pırtımızı. Gidiyoruz sonra da yani. Elleri boş döndüler. Topların pili bitmiş tabii. Ey cin, son şansın bizle iletişime geçmek için. Gidiyoruz artık. 24 saatimizi sana ayırdık. Daha da fazla vakit ayıramayacağız. Buradaysan iki kere vur. Tahtaya da vurabilirsin zili sevmediysen. Hiçbir şey yok. Hiç yok yani. Evet, hiçbir şey yoktu. Gerçi Lübbe için hiçbir şey yok demek biraz ayıp olur. Çünkü harika bir havası, aşırı sıcakkanlı köy sakinleri ve büyüleyici bir atmosferi var. Vay canına, büyüleyici burada biraz mecazi anlamda. O yüzden bu... Vay canına. Böyle devam ederse Türkiye'nin en iyisi olacak. Profilde de Sedat Peker var, evet gördüm.